İyi akşamlar Arçelik günlük grafik 29 Ben dirençteyken galiba video Evet şurada dirence takılıyordu 44 civarındaki Dirençte takılıyken bir videosunu yapmıştım 29'unda Yukarı hareket devam etti Bu güzel bir tablo Mesela biraz önce bir üye arkadaşım sordu ee, Hektaş taşıyor kendisi ee, Böyle bir iki üç günde de bir Yani ya yazıyorum Zaten haftada bir videosunu çekiyorum Pazar günlerine denk geliyor çoğunlukla 2-3 günde de bir kendisi sorar. Ben de cevaplarım böyle kısaca. Hani orada da böyle bir durum var mesela buna benzer. Bir dirençte takıldı. Aynı böyle sağ yayıldı yayıldı. 8 ortalamaya bakıyoruz hemen öyle durumda. 8 anahtar. E niye anahtar? 8'in üstünde gelmiş. Binmiş 8'in üstüne. 25-24 Ekim'de bakın oradan beri. Hiç kırılmış mı 8 gün ortalaması? Kırılmamış. Anahtarın üstüne o anahtarı kırmadan, aradan çıkarmadan güzel bir kar realizasyonu. 44'te ve yukarı akımın alıcıların gelmesiyle beraber devamı ve devam ediyor bu durum. 46 üstünde pozitif akımı momentum akımı koruyor. Bir miktar girişlerde ağırlaşma var. ya yani normal. Bunu e, bu aralar anlatıyorum. Bazen e, zirve tabi burada tereddüt ki şey yapıyor, yaşıyor. Yani hangi videoda anlattım bugün? Bir tanesini anlattım mesela uzun uzun anlattım onda. Orada yavaş yavaş e, alıcılar biraz bir pozisyonlarını e, koruyorlar. Yani yeni alıcılarda biraz bir traderlar tereddüt yaşıyorlar. Yani çok yukarı gitti diyorlar. Biraz e, işlem hacimleri de o yüzden düşüyor. Bu sorun değil. E, yani satıcı girmedikçe devreye e, özellikle bu tablolarda 46 mesela 8 üstel korundukça hiç sorun değil. O yüzden yukarı momentum devam ediyor. En dipte 43 var. Bakılabilecek bir alan. E, mesafe biraz var. Tabii yani risk iştahınız yerindeyse 43'e de bakabilirsiniz. RSI çok ısınmıştı. Ya ben son videoyu yaptığımda tabii yani orada takılırken 90 90'dan 90'dan gevşeyen bir RSI seviyesi vardı. Ee, güzel soğutmuşken yani 75 lere kadar soğutmuş şu anda bu RSI seviyeler artık normalleşti yani bu videoda da anlatayım ee, kalmasın yani o bilgiyi vereyim de ee, sonra çok yüksek RSI diyenler olabilir bu normalleşti bu aralar 80'in üstünde falan devam ediyor RSI seviyeleri. Arada bir soğuyor. 90'a geliyor. Ya da atıyorum bazılarında 75-85 çalışıyor. Ama yüksek aralıkta aşırı alımda devam ediyor. bu da Güçlülüğünü simgeliyor bana göre akımın. E, MACD'ye baktığınız zaman orada da pozitif bir durum mevcut. Şimdi tabi buradan 55 lira daha önce bir direnç çizmişim. Dolar bazlı bir dirençtir o. E, 50 lira ara direnç olarak alın. Yani onu buraya koyayım. Tamamen davranışsal sebeplerle ara bir dirençtir 50 lira. Şöyle düzeltelim 50'ye getirelim. Bundan sonra izlenebilecek bir direnç. Eğer orası da aşılıyorsa 55'te dolar bazlı direnci. direnci. Tabi e, dolar olarak pozitif bir durum yoktur herhalde. Bir bakayım ama 14 nerede başlamış oradan bakalım. Yani 15 Ekim'den bakalım dolar olarak durumu neymiş Arçeli'nin. Gerçi bunda vardır ya belki pozitif bir durum. 15 Ekim. Yok ya yani başa baş diyelimiz 15 Ekim bakın kapanışı 3 e, dolar 50 de Orada şu anda 3 dolar 60 centte. Yani şuradaki tabi akım rezalet bozdu. dolar olarak da e, 50 ortalamaya gelmiş. 50 sene gel e, üstsel değil o basit. Çok özür dilerim. Ya yani bunun arada sorun oluyor arkadaşlar. Ben 250 basit alıyorum. Çünkü uzun vade onlar. Uzun vade olduğu için basit alıyorum. O o kümenin içinde her an her yerden satıcı var. Giren var, çıkan var. E, kısa olanları üstsel alıyorum. Yani o kısa olanları niye? Yani onu takip eden adam kısa vade giriyor çünkü. Kısa vade giriyorsa e, onu üstsel olarak son fiyatlamadan geriye doğru ağırlıklı alıyoruz. 3.60 e, 50 ortalama bir dirençtir dolar bazlı buradan e, yukarı doğru bir akım devam ederse bakın ne zamandan beri 24 Mayıs 2021'de işte parayı burada kazandırıyor yani bunu anlatıyorum her videoda da anlatıyorum bunu her borsada her girenin bilmesi lazım abi borsada en güzel para kazanacağınız zaman TL'nin kıymetlendiği zamandır maalesef yani şu an TL çok kıymetsiz TL kıymetsizse şey anlamda değil e, TL bazında konuşmuyorum bunu. dolar bazında dolar bazında para kazanıyorsanız kardasınız yoksa atarsınız parayı dolara Öyle ne risk alacağım ya? Gireceğim de borsayla mı boğuşacağım şimdi? Gerek yok. 8 liradan alırım doları. E taşırım yani onu taşırım. Bunu taşıyacağım. Onu taşırım diyor piyasa. Onun için diyorum TL yani bir yatırımın şey için almayın bunu. Sadece aslında borsa için de almayın. Ne, ne alıyorsan faiz de buna girer. Fark etmez. Önemli değil. Ama dolardan pozitif gel, gelir elde ediyorsanız Türkiye'de o yatırımdan para kazanıyorsunuz. Onun dışında para kazandığını sayamazsınız kendinize. Alım gücünüz düşüyor. O paranın aldığı şey düşüyor artık. Yani sallıyorum bu şimdi 5 dolardayken adam bununla araba alıyordu. Bozup. E şimdi aynı miktarda lotu taşıyan adam 3.60'ta ne alır? Hiçbir şey alamaz. E alır belki ikinci el araba alır. Şahin doğan alır atıyorum artık parasının kudretine göre. Anlatmaya çalıştığım şey o. Bunu da özellikle bu aralar vurguluyorum tabi. burada daha önce ne diyordum? Konuda almasın. Ee, şurada bakın 25 Mayıs 2021 ee, yani Ağbal'ın görevden alındığı dönem yakın herhalde yani ee, o dönem ne zaman alınmış tam hatırlayamadım şu anda anımsayamadım yani, Nisan'da alınmıştı galiba dolayısıyla orada 200'ün altına dalmış e, 2021 5 Mayıs'ta oradan beri 200 basit ortalamanın altında görüyorsunuz 200 basit ortalamanın direnç konumu aynı zamanda direncini devam ettiriyor ve e, tam bir yani düşüyor diye, gerçi şurada yeni dip yapmış. Düşüyor diyelim, hafif, hafifçe. 3.60, 3 dolar 60 sentin üstü kapanışlarda 3.88'e bakabilirsiniz. O yüzden direnç olarak daha önce dediğim gibi 200 günüsünde uzun zamandır 3.88'e ne yapar? Hemen ona bakalım. 52.80 yapar. O da. Onu da işaretleyelim. Yani o zaman ne yaptık şimdi? 50, 52.80. Şöyle. 50, 52.80. 52 buçuk olarak da aklınızda tutabilirsiniz aslında çok da fark yok yüzde bir oynamıyor yani e, dirençleri de bu şekilde takip edebilirsiniz yani bu da TL görünümü işte yani işte. maalesef TL görünümü yani bu soruyorlar diyorlar ki rekora gidiyor ya bir rekora giden bir şey yok ya bugün bir arkadaş sabah bana öyle borsaya çok ilgili değildir e, nereye geldi kimle geldi rekoru Esen sen gel bakalım taşıyana sor Uzun vade, orta vade yani burada e, geçen bahar ayından beri taşıyanı sor bakalım o rekor mu değil mi o sana anlatsın dönüp. Herkese iyi akşamlar.